Herkese merhaba. Efendilik'te, playoff'larda dördüncü haftayı da tamamlamış olduk. Birbirinden güzel, bol gollü karşılaşmaları izledik hep birlikte. Mert'le birlikte haftanın değerlendirmesini yapacağız. Hoş geldiniz diyelim. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Aracan. Bir dahaki ne sen? Sağa geç ben sola geçeyim. güzeldim ederim. Işık gözüm oldu Bu yayın öncesinde e, Ahmet abi sordu hani ışık kime daha çok denk gelsin diye ben de Mert değerlendireceği için Mert'i e, işaret ettim Ahmet abi. O da sağ olsun beni kırmamış. <gülüyor> Kurulmuş. <gülüyor> Şimdi fark ettim. <laughs> Pekala. Az önce de söyledim Mert. E, bol gollü bir haftaya geride bıraktık. Gentleman'ci de geçti diyebiliriz hani özellikle ikinci gün bazında daha çok baktığımızda. E, maçlara dair neler söylemek istersin? Çeyrek finali garantileyen ekipler söz konusu. Kısa kısa yorumlayalım. Dediğim gibi bu, bu hafta genel olarak centilmenlikle dolu bir hafta geçti. Özellikle ikinci gün. Ee, kırmızı kart var bugünden belki takip akışında görürsünüz ama o da elle oynama gereği bir pozisyon gereği bir kırmızı karttı. Centilmenlikten kaynaklanan bir durum yoktu. Güzel bir gün geride bıraktık. Dediğim gibi aslında iki grup var. A grubu B grubu doğal olarak. Ee, B grubu çok gollü geçti. A grubu biraz daha hani gol bakımından kısırdı diyebiliriz ama çekişimli maçta oynandı o tarafta da. Grup grup gidecek olursak Spartak İstanbul Akut'la karşılaştı. 1-0'lık galibiyete ulaşan Spartak İstanbul oldu. Gene oradaki galibiyet serisi Spartak İstanbul devam ediyor. Ee, o grubun devam maçında Nevizade ve Fardir gene karşılaştı. 1 bir bir skor. Nevizade son dakikada e, beraberliğe kaldı. 10 kişi kalmıştı ee, bunu belirtelim. Golü buldu. Ee, kalecileri de yoktu. Yerine geçen kaleci de kırmızı kartla e, oyuncu kaldı. Yerine Eke geçti. Ee, ama gene maçtan bir puan almayı bildi ve e, iki takım da çeyrek finali yükseldi bu skorla beraber. puanlar. Ee, ve o grubun son maçında da ile bugün Son Masque karşı karşıya geldi. Bordeaux maçtan 3-0'lık galibiyetle eee gene çeyrek finali adını yazdıran 3. takım oldu bu grupta. Ee, Spartak İstanbul'la son masa Kalips arasında 6 puanlık bir fark var. Yani onu da bileterek geçelim diğer gruba da. Avantajlı konuda biraz Spartak, Spartak İstanbul. İstanbul'da son maske arasında gene keza Kalipso arasında centilmenlik puan sıralamasına çok yakınlık söz konusu. Olası bir puan eşitliğinde onu zor kovalayacak çünkü son maske ve Kalipso. Ee, şansları var ama e, her iki takımın da son maskeninde kalan bütün maçlarını kazanıp Spartak İstanbul'un bütün maçlarını kaybetmesi gerekiyor ki ve playoff'lara çok iyi giren bir Spartak İstanbul'un olduğunu henüz bütün maçlarını kazandı ve puan kaybetmediğini buradan Söyleyelim. Ama önümüzdeki hafta sonması Spartak İstanbullu karşılaşması var. Merakla bekliyoruz o grupta da o mücadeleyi diyelim ve diğer gruba geçelim. Evet. Bizim en golü e, grubumuz oldu bu. Bu grupta keyfe kadar ve önce futbol burası karşı karşıya geldi. keyfe' eksik geldi bu arada. Hani 11 kişilik bir kadrosu vardı KFK 12 kişi kadrosu vardı. 11 oyuncu oynadı. rotasyonda vardı. E, ama maçta futbol burası karşı 3-1 kazanmayı bildiler. E, ben şeyi söyleyebilirim. KFK'ler çok güzel bir oyun ortaya koydu bu arada. Çok kompakt bir oyun ortaya koydu ve futbol Brothers oyununu oynayamadı ve playoff'lardaki ilk mağlubiyetini almış oldular bu şekilde ve orada KFK'ler değerli bir ile beraber de bu grupta yükselen ilk takım oldu. Ee, o grubun gene diğer maçında Vol'la e, hibrit, hibrit bir gol diyalosuna girdiler. 6-4'lük bir skor ortaya çıktı. On o gol. golün 6'sı Vol'dan geldi. 4'ü hibritten geldi. Vol'da ilk galibiyetini aldı playoff'larda. Evet, geçen senekinin aksine geç gelen bir galibiyet ve bu galibiyet çok değerli bir galibiyet oldu. Onları da üst tura yazdıran bir sonuçtu bu. En büyük ama avantaj yarın da centilmenlik puanından aldıkları artı puan olduğunu söyleyelim onların da ve tek galibiyetle gruptan çıkmayı bildiler onlar da. onlar da büyük havlu 5-1'lik skorla sağdan galip ayrıldı ve büyük havlu için çok kritik bir mücadeleydi. Ee, yenmeleri gerekiyordu. Son iki maçta final maçı önüne büyük kaldı bu arada. İki maçında kazanması, iki de iki yaptılar. İyi de oyun oynuyorlar. Ve önümüzdeki hafta ee, hani o grupta da şeyi bahsedelim. Kefkegilerin 5 puanı var. World'da bu hafta 5 puanla gruptan çıkmayı be başardılar. Goodfellas'ın 3 puanı var. Football burası büyük alın birer puanı var. Bu grupta Hybrid'in 3 puanla turnuvaya veda ettiler. Ama yani son iki koltuk için bu üç takım Goodfellas, Football Brothers ve Büyük Hal önümüzdeki hafta final maçına çıkacaklar. Çok çekişimli bir hafta daha bizi bekliyor bu grupta. Önümüzdeki hafta gene Büyük Hall'lık KFK'lerle oynayacak. Football Brothers da ee, konuk olacak. Çok güzel, keyifli maçlar bizi bekliyor son haftada bu grupta. Diyerek haftayı grup olarak özetleyelim. E, Halil hocamız da maçların ardından tribünde ki yerini aldı yine her hafta olduğu gibi diyelim. O zaman e, maçları bu şekilde değerlendirmiş olduk. Kategorilere geçelim. geçelim. E, haftanın golüyle açılışımızı yapalım. Haftanın golü Kefkeler'den Emrah. E, o da sezonun sonunu doğru aslında katıldı Kefkeler. İyi de oynuyordu ve o iyi performansını bu hafta çok güzel bir golle süsledi. Yani kendi yarı sahasının, orta sahasının kendi yarı sahasının yakın bölümünden rakipten top ka topu kaptı. Uzun bir mesafe top kat etti beni çalınmadı ve sonunda güzel bir golemize attı. Biz Haftanın oyuncusu olarak Emrah'ı Haftanın seçtik. golü. Haftanın golü olarak Emrah'ı seçtik. Buradan Emrah'ı kutluyoruz. E, aday olarak da bahsedebileceğimiz diğer bir golde Mustafa Kemal'in bugün golü vardı. Hibrit'in Good. E, Voldo maçta aslında maça kaleci olarak başlamıştı. Maçın sonuna doğru oyuna geçti. Rakipten kaptı. Gene bir top vardı. Ceza sahası dışından havalanan bir yer. Yükseklik kazan topa iyi bir şut çıkarttı. Adaylardan bir tanesi de e, Mustafa Kemal'di ama biz Emre'yi seçtik. Tebrik ediyoruz. Haftanın golünden haftanın kurtarışına geçişimizi yapalım. Bu hafta en öne çıkan durumlardan bir tanesi de kaleci eksik eksikliğiydi. Bütün takımlarda oyuncular kale geçerek bu eksikliği kapattılar. Ve haftanın kurtarışı bu istihdara bir tanesinden geldi. O da Guttenes'in kalecisi Ferhat Tunç'tu. Ee, Barış Kereç'in yakın mesafeden çektiği şutta çok iyi bir refleks göstererek topu kornere çeldi. Karşı karşıya olan bir pozisyonda ve Tunç haftanın en iyi kurtarışını imza atan kaleci oldu. Adaylar da vardı. Bodrum kalecisi Adem, Adem serbest çıkardı topu. Evet, orada iyi bir refleksi topu kornere çeldi ve bizim Tabii efendinin sevdiğimiz köşesi geçmeyeceğiz. <laughs> Ali Rıza abi ile bu hafta önemli kurtarışlar da yaptı. Yıllanmış şarabımız ama bu altını çiziyorum Fransız. <laughs> yani buradan Ali Rıza abi selamla gönderiyorum. Fransız şarabımız Ali Rıza abi'den ee, orada gene yanlış hatırlamıyorsam Kerem Düzgün'ün şutuydu. Ters köşeden giden topu çok iyi uzandı. Etek tek elli topu kornere çeldi. Maç boyunca da güzel kurtarışın olduğunda altını çizelim bu arada. Maçın oyuncusunun aslında o günü hak edecek bir performans da e, sergilemişti. Bunu oradan parantezde de belirtelim. Kutluyoruz biz burada bütün kalecilerimizle. Tebrik ediyoruz. E, haftanın golü, haftanın kurtarışı dedik. Haftanın takımı. Haftanın takımı bahsettik zaten biraz önce. Haftanın en önemli iki tane maçı vardı. Biri Kefere'de futbol bölüldü. Siyer Nemizade Fahir Dreyer diğer maçta nişan olmadı ama güzel bir oyunla rakip, rakibinin oyunu pasifize eden keffek eder. Haftanın takımı olarak burada öne çıktı ve bütün takım buradan kutluyoruz. Dar bir kadroyla iyi değerli bir galibiyet aldıkları için. The Wall hibrit maçı da güzeldi. 6-4'lük Wall'un galibiyeti de. İlk galibiyet ve çeyrek final. Kutluyoruz onları da. O zaman haftanın takımından haftanın oyuncusu son kategori. Bu hafta hat-trick yapan oyuncularımız çok fazlaydı ama hat güzel oyunda da süsleyen Voldan Yasin haftanın oyuncusu olarak burada bir yer önüne çıktı. Playoff boyunca çok güzel oyunu vardı bu arada Yasin'le skor yansımayan ama yani orta sahada iyi bir dinamo özelliği taşıyor takımda. Önemli bir rolü var o takım o yapıda. Bu hafta da onu hat-trick ve süsledi ve haftanın oyuncusu olarak öne çıktı. Kutluyoruz. Diğer adayımız da vardı bizim. Halil Hoca. Halil teklif ediyor şu an. Genelde tam tersi Benden de bahsedin biraz diye sanırım. Genelde hakeme te 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 teklif edilir. Hakem bize şu an teklif etti. Haftanın oyuncusu Halil Hoca. E, adaydan diğer bahsedecek olursak Kubilay Büyük evet, Ağzı'nın savunmasında kaldı. başlamıştı maça. Ama savunmada iyi toplar kesti. Sonra hücumu geçti ve iki, i̇ki gol. de kritik gol imza attı. Şey yaptı o da işte aslında iyi bir performansla dikkat çekti ama biz hafta oyuncusu olarak çekti. Kutluyoruz da iki oyuncuyu da. Tebrik ediyoruz ee, seçilen her takımı, herkesi. Artık yavaş yavaş da playoffları sonuna doğru yaklaşıyoruz. Diyelim fazla uzatmayalım. Ee, herkese iyi bayramlar. Hem Ramazan bayramı hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. İki bayram bir araya gelmiş oldu. Mert teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Son bekleme yapalım bu arada. Son aldığım bilgiye göre kulis bilgisi. Bu oradan bugün attığı iki golle 100. golüne ulaşmış efendilik tarihinde. Buradan kendisine de ayrı bir parantez açalım ve kutlayalım. Tribünde dinleniyor kendisi. Onun hakkından bahsettiğimizi bilmiyor ama arkasından konuştuk. Canlaşları sonrasında. Dediğim gibi herkesin 23 insanı ve Şeker Bayramı'nı kutluyoruz. İyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.